Marmara bölgesinde Kuzey Anadolu fayı 17 Ağustos'ta kırılan fay hattı batıya doğru Çınarçgürü güneyinden 1894'te kırılan fay hattı boyunca uzanmaktadır. Buradan güneyde bu fayın sıçamasıyla Gemlik, Mudanya ve Bandırma hattına ulaşmaktadır. Ve buradan da Bandırma'nın güneyinden Sarıköy fayı, Yenice Gönen fayı ve oradan Kazdağ'ın kuzeyinden Bayramış'tan Ayvacık'a doğru giden ve oradan Sikiros, Yunanistan'a giden bir fay hattıdır. Haritada görülen güneydeki kol. Diğer kol ise kuzeyde Marmara Adası, Silir Çukuru'nun içinden başlayıp Ereğli Sırtı'nı kesip Marmara Adası önünden, Gaziköy'den, Saroz'dan Halkidiki'ye kadar uzanan iki kol vardır. Bu kollar 1999'da ve 1894'te kırılan Çınar Çukuru güney kenarı ve Körpes fayı olmuştur. 1912'de Marmara Adası Ereğli Sırtı fayı kırılmış ve Saroza kadar uzanan fay. 2014'te de Halkideki'ye kadar kırılmıştır. Bu bölgede güneye doğru risk taşıdığını hep vurguladığım e, Mudanya, Bandırma ve Gönen fay hattı risk taşımaktadır. Çünkü 1953 yılında Yence Gönen fayı kırılmıştır. Sikiros fay hattı Kuzey Ege'de ise 1981'de kılmış. Bu durumda Sarıköy fay hattı dediğimiz Bandırma Körpezi ile bu Yenice arasındaki bu kol biz taşımaktadır. Bugün olan, dün gece olan deprem Yenice Gönem fayının hemen üzerinde biraz kuzeyinde sıçramayla Sarıköy fay hattıyla Yenice Gönem fay hattının arasındaki bölgede oluşmuştur. Yenice ve bu anlamda Körfez Gemlik Köpezi'nde buradan yaşlıklarında olan beşlik depremlerle dün Karasu mevkiinde köyünde olan depremin uzanımı bir e, Marmara Denizi'nde Güney Marmara'daki işaret ettiğiniz risk üzerinde oluşmuştur. İkinci ayda da Yenice Gönen payını göstermektedir ve Yenice Gönen payının üzerinde Karasu'da olan bu pay ve hemen onun üzerinde ise Sarıköy payı birbirini üzerlemekte ve Sarıköy fayı 1737'den beri kırılmamış bir fay olarak bu bölgede risk taşıyan bir deprem tarihi sunmaktadır. Gemlik Körfezi'nde olan Beşlik depremler 10 yıl Ağustos'ta kırılan Çınarcık fay hattının güney batısında olan faydaki sıramel oluşan depremlerdir. Armut Yarımadası'nın kuzey kenarından fay güneye sıçramıştır ve oradan batıya bandırmaya doğru gitmektedir. Ve bu yolun devamında Bandırma Körfezi'sinden güneye dönerek Sarıköy fay hattından Yenice'ye doğru uzanan bir fay sistemi söz konusudur. Ve 99 depreminden sonra kırılmayan fay hattı 1953'te Yenice gönende kırılan fayla 99'da Çınarcık arasında kırılan fay arasında kalan kesimdir. Diğer taraftan 1894'te çukurunun güney kenarındaki sırtta bir kırılma olduğu için onun bölgelik stres düşünmesi gemlik körfezindeki stres de düşürmüştür. Ama asıl stres düşmesi gemlik karadan İznik'e ve oradan batıya doğru giden kesimdedir. Çünkü 17 Ağustos'ta kırılan faya paralel uzanan bu bölge de kırılma nedeni stres düşmüştür. Yani sonuç olarak bu gemlik körfezinin Mudanya açıklarında olan depremlerle bu Sarıköy fayı ve bu... E, Güney önce olan depremler bir Marmara bölgesinde Güney Marmara'daki kırılmayan fay hattı üzerinde olan depremler olduğu için bize bu fayları işaret etmektedir. Bu oluşan beşlik deprem yaklaşık 3 kilometre çapında fay düzleminde 10 kilometre karelik bir alanı yırtmıştır. Altılık depremde 10 kilometre çapında 100 kilometre karelik bir alan yırtılır. 7-6,5'lik depremde ise 10 kilometre derinlikte 50 kilometrelik bir fay elips biçimde fay düzlemi yırtılır. Yedilik deprem ise 60-70 kilometre uzunlukta ve 15 kilometre derinlikte bir payın düzlemi yırtılmasıyla oluşur. Bu anlamda bu bölge bir ucu Sarıköy payında, Mandırma ve Sarıköy payında, diğer ucu ise Gemlik Körfezi'nin güneyinde olan kesimdir ve Marmara Denizi'nde risk taşıyan ana bölge burasıdır. Yoksa 1894 yılında Yalova Çınarcık Kırısı'nın güney kesimi kırıldığı için o bölgede bir risk yoktur. Keza Orta Sıt'ta Yeşiköy ile Silivri arasında bir deprem olabilir. 7'lik deprem 50 kilometrelik pay vardır denilen tezde de çürümüştür. Oradaki pay iki ayrı paydır. Adalar payı ölü pay olarak Yeşiköy'den Çekmece kadar giden kesim ada payının devamı olduğu için birisi yoktur. Diğer tarafta yalnızca gaz payı söz konusudur. O da 2019'da kırılan payın devamındaki kesimdir. Ama o Kuzey Anadolu fayı değildir. Daha sonra Kuzey Anadolu fayı Güney'den Gemlik Kuzey Anadolu fayı Güney'de Marmara Adası önünden Ereğli Sırtı'ndan Yunanistan doğru giden bir hatta yer almaktadır. Bu boyutuyla Marmara Denizi'nde Güney Marmara'daki risk taşıyan fayı işaret etmektedir bu Gemlik Körfezi'ndeki depremlerle. Bu Yenice Karasu köyünde dün olan depremler ve Sarı Su fayında olan depremler. Bölgede risk taşıyan hat burasıdır. 1166'da kırılan fay hattıdır. Sarıköy fayı. Diğer hatta ise 1556'da kırılan bir fay hattı olarak görülmektedir. Budanya ve Mandıra arasındaki pay kuşa